Evet, Azerbaycan'ın Karabağ'ın kurtarılması için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekat uluslararası arenanın da gündeminde değerli izleyenler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti. Diplomasi çalışmalarının detaylarını alalım biz de şimdi. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Fatih, şimdi Rusya'nın davetine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in defalarca söylediği bir şey var. Biz kendi öz toprağımızı savunuyoruz ve ateşkes tek taraflı olmaz. Herhalde bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetinde iki ülke dışişleri bakanı bu konuya eğilecekler. Biz o diplomasi görüşmesinde neler bekliyoruz Fatih? Aslında bu görüşmeye ateşkes görüşmesi dememiz yanlış olur. Çünkü Azerbaycan tarafı hiçbir şekilde ateşkesi müzakere etme durumunda, konumunda değil ve çok net de bir tavrı var. Sabah saatlerine kadar da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı henüz kararını açıklamamıştı. Son ana kadar da Ceyhun Bayramov Bakü'de kaldı ve son anda da işte yaklaşık 1,5 saat önce de Moskova'ya hareket etti. Aslında 27 Eylül'den itibaren harekatın başlamasıyla birlikte özellikle Güney Cephe olmak üzere başta Azerbaycan ordusu cephede çok hızlı bir ilerleyiş sağlamıştı. Ve şu ana kadar da 3000'in üzerinde Ermenistan askeri etkisiz hale getirilmiş durumdaydı ve binlerce de yine yaralıları vardı. Bu süreçte ilk 10 günde sadece Paşinyan'ın Putin'i arama sayısı 6'ya ulaşmıştı. 6 kez aramıştım ve 6 kez de yine hiç bugüne kadar rastlamadığımız bir şekilde savaşıyoruz ve Azerbaycan ordusu hemen her noktadan çok ciddi ilerlemeler kaydediyor. Hiç en şu ana kadarki en ciddi tehlikeyi yaşıyoruz demişti Paşinyan. Ve işte 2 gün öncesine kadar Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonunu kapattığını ifade etmişti. Herhangi bir dünya lideriyle görüşmediğini ve ateşkesi de müzakere etmeyeceğini söylemişti. Ancak Vladimir Putin'in doğum günü dolayısıyla Putin'i aradığında orada ilk kez gündeme geldi. Vladimir Putin en azından geçici bir süreyle böyle bir talebini iletmişti. İşte son 2 gündür de Kremlin'den açıklamalar vardı. İki dışişleri bakanını Moskova'ya davet ettiklerine ilişkin. Ta ki bu sabah yerel saatle 10'a kadar da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı herhangi bir cevap vermemişti. Son ana kadar beklemişti. Ancak son anda da artık Moskova'ya hareket etti. Gündemde ne olacak? Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın gündeminde sadece karşı tarafın şu talebi ele alınacak, müzakere edilecek. O da karşılıklı cenazelerin değişimi ve esir değişimi. Şu ana kadar birçok Ermenistan askeri Azerbaycan ordusunun elinde bulunuyor. Ve tabii ki bu askerleri istiyorlar. Yine karşılıklı esir değişiminin yanı sıra savaş alanında, cephede yine yüzlerce cenazeler var. Gerek Azerbaycan'ın şehitlerinin, gerekse de ki kat kat fazlası Ermenistan'ın. İşte bu anlamda aslında karşı taraf vakit kazanmak istiyor. Bir kısa soluk almak istiyor. Ve o şehitleri de, cenazeleri de yine aslında bahane etmiş durumda. Evet. Azerbaycan tarafı ise şu an için nasıl bir cevap vereceğini bilmiyoruz. Moskova'da bu görüşmeler esnasında aslında net bir cevap alacağız. Kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Ama Azerbaycan ordusu özellikle gece yarısından itibaren çok ciddi bir şekilde yine Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin mevkilerine, mevzilerine yönelik saldırı başlattı. Ve elini de çabuk tutuyor. Hızlı bir şekilde ilerlemek sağlamak istiyor. Özellikle Fuzul hattında ve Hocavent ile Horadiz hattında yine ilerleme kaydetmek istiyor. Toparlayacak olursak, dün Cenevre'de Agit eş başkanlarıyla bir araya gelmişti Ceyhun Bayramov. Bugün de Moskova'nın daveti vardı. Tabii ateşkes çağrıları yerini kısa süreli geçici çağrıları, ateşkesi, silah seslerinin durdurulması ve cenazelerin takas değişimine ilişkin talepler vardı. Bu talepler görüşülecek ve görüşmeye kadar da Azerbaycan ordusu hiçbir şekilde cephe hattında ara vermeden mücadelesini sürdürecek. Bunu da altını çizelim. Evet Fatih, aktardığın bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.